Evet. Üç harfli bir hayvan adı. En gördüğün şey hatırlayamadım ben çocuğum. Fil, fil. Değil anacığım, değil. Son harfi Ç. Koç. Aferin, tamam. Vergide yeni düzenlemeler. Gerisi nerede? Ya bu gazeteler de karınca duası gibi yazıyorlar ya. Başlıkları iyi de gerisi berbat. İstanbul'da suikastler başladı. Suikastler mi? Ne suikasti baba ne? Ne bileyim canım öyle yazıyor. Allah Allah. Bir bakayım şuna. Nerede babaanne? İşte burada. Hani nerede? Ya burada işte Allah Allah. Burada adama bunu yazlar ben yazmıyorum. Bunun gözleri benden de kötü görüyor ya. Allah Allah. İyi ama babaanne. Burada su kesintileri başladı yazıyor. Suikastler değil. Ne biliyorsun be? He? Sen git de anın olacak kadının çeşitli bölgelerine bak da git. He? Bu gazetelerde bir acayip, ben suların kesildiğini zaten biliyoruz. Ama gazetenin tam ortasına yazmanın alemi var mı? Allah Allah! Anacığım, madem okuyamıyorsun, bırak çocuklar okusun. Denemedim mi zannediyorsun ben? Ben bunlara sayfa başı para bile verdim ama atlaya atlaya okuyorlar ya. Atlaya atlaya mı? Ama babaanne, sen de at yarışı tahminleri dahil olmak üzere her yeri okutuyorsun. İnsanın boğazı kuruyor. Hadi be, ben size laf yetiştireceğim diye asıl benim boğazım kuruyor. Git babaannene bir su getir. Peki babaanne. Ben at yarışlarımla ilgileniyorsam bir bildiğim vardır değil mi? Bak Haşmet, yarın öbür gün biri altılı ganyan tutturursam seni bu kadından boşaltmak için güzel bir avukat bulacağım. Hatta avukat Petroçelli'yi bile getirtir. Aman be anne, aman be anne. Evde su kalmamış babaanne. Sular da kesik. Ya bu sular idarsın da iyice su koyverdi canım. Ne yapsın adamlar be anacığım? Ne yapsınlar be? Adlarını değiştirsinler. Sular idaresi. Su mu var ki idare etsinler? Ya anacığım sabah sular akıyordu ama. Taci, şu bakkalasına bir telefon aç da bir iki şişe su getirsin be çocuğum. Abdest alacağım. Ne din kaldı ne iman. Hı hı. Saat çok geç olmuş babaanne, ben okula gitmek zorundayım. Selvi'ye söylerim, o arar. Dur oğlum, ben de geliyorum. Sen nereye gidiyorsun be? Anacığım, geçen hafta arkadaşlarla kararlaştırmıştık. Kahvede buluşup biraz çene yarıştıracağız. Ben kimle konuşacağım? Hadi Berberler Konfederasyonu. Anca kesmeye yarıyorlar. Yani bu suyu keseni bir elime geçirirsen. Ellerinden öpeceğim. Allah kahretsin inşallah. Allah kahretsin. Ay sabahtan beri dirhem su akmıyor. Kuyudan çektim. Haşmet'in de siyatiği tutmuş. Aman bütün işler bana kaldı. Haşmet'imin ne işi var be? Adamın bütün hafta canı çıkıyor zaten. Bir de eve gelip su mu taşısın? Kadının da görevleri vardır dayım. Allah kahretsin. Şu su işine bir türlü çare bulamadılar. Dünya kadar para alıyorlar. 10 milyonluk şehirde kime nasıl su yetiştirecekler canım? Selvi, söyle bu kadına. Bu kadar hevesliyse belediye başkanlığına adaylığını koysun canım. Aşk olsun Süreyya Hanım. Şu su kesintisini nasıl da müdafaa ediyorsun canım? Ne yani? Burada böyle susalımda sular idaresini çenebaz bir kadının ellerine mi teslim ederim canım? Alo, Hasan benim Selvi. Su isteyecektik, var mı? Yapma ya. Yok canım, elma suyu olmaz, ne yapayım onu? Peki peki, tamam, öptüm, hadi güle güle. Alo? Hasan abi? Bakkal Hasan'da da su kalmamış. Herkes üçer beşer almış. Hay Allah. O zaman fındık fıstık çekirdek işte. İsteyemem babaanne. Bakkal Hasan'ı öptüm dedim, bayıldı. Aman kızım, sen de el herifim, ne diye öpüyorsun? Öper öper canım. Sana mı soracak koskoca kız? Kimi öpeceğini sana mı soracak artık? Canım ağız alışkanlığı. Nereden bileyim anne ya? Hadi şunları mutfağa götürmene yardım edeyim. Ne yardım be? Madem sakın olacaktın, niye her hafta benden para alıp okula gidiyorsun? Aman kızım, aman bırak.
Ben kendim taşırım, bırak. He. Ben olmasam bu kadın kimle uğraşacak acaba bilmiyorum. He, bak benim senden uğraşacak hiç vaktim yok. He. Çeneyi bırak, jimnastiğine devam et. Jimnastik mi? He, hem oram ağrıyor hem buram ağrıyor diyorsun. Bir de sular idaresinin kıymetini bilmiyorsun ya. Ha. Benim çeşmelerimden gürül gürül sular aksın, bak bakalım o zaman biliyor muyum, bilmiyor muyum? Ha dur dur be, ne konuşuyorsun bende? Biz seninle tanışıyor muyuz? Aman tamam tamam. He, bu kadın hiç gazete okumuyor galiba. Susuzluktan kırılan bir sürü mahalle var, değil mi? Bazı yerlerde suyu kesecekler, akmayan yerlere verecekler. Ama insanoğlu bunun gibi bencil. Heh, benim evimde aksın da gerisi mühim değil. Yani bazı evlere su verilmiyor diye illa bir de mi susuz kalmam lazım? Selvi, bak sana çok mahcup oluyorum çocuğum ama gene söyle bu kadına, bizim ev susuz değil çok şükür. Bahçemizde 12 metrelik kocaman bir kuyu var. O kuyudaki suyu taşıyacak böyle bir tanker var. Eğer eve nasip olmaz vallahi ya. Aa çok şükür sular geldi. Aman neyse su taşımaktan kurtuldum. Duydun mu babaanne, sular gelmiş. Anneciğim dur bulaşığa yardım edeyim. Duyduk be. Sular değil zararlı değil mi? Su gelmişmiş. O kadar sevinmemek lazım değil mi? Su bu. Terkuz gölünde durduğu gibi durmayabilir. Geldiği gibi geri gidebilir değil mi? İşte canımı çıkardı canım. Dizlerim yağsız kapı menteşesi gibi zıkırdıyor. Ya bu su vanalarında ne diye dışarı yaparlar? Ayrıca nereye koymuşlardı bu vanayı ya? Allah'ım. Buldum tabii. Burada. Sular idaresinin de densizliği işte. Hemencek de su verilir mi öyle? Ay 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 benim. Kapan susam kapan. Ay. Ay tamam. Oh oh. Oh oh ay 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 ay. Ay 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 ay. İkişer ikişer çıkardım bu merdivenleri gençken. Şimdi nasıl gözümde biliyorum. Ay 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 benim. Nereye? Nereye olacak? Yine sular kesildi. Güle güle. Tanker. Belediyenin işi. Tansiyon ilacımız saati gelmiş de geçiyor bile be. Ay öldüm be. Ay 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 öldüm. Su nerede be? Sen ne dikiliyorsun burada ya? Suyun gelmesini bekliyorum babaanne, bulaşık yıkayacağım. Hay Allah, bir damla su yok burada be. Bir damla su olmaz mı abi, hiç be, bir su yok bu evde. Bu sürahideki suyu ne zaman içti bu kadın canım? Allah Allah! Sen de her şeyi annemden biliyorsun be babaanne. Sen kapa çeneni, cevap verme bana. Hadi git işine. Hadi git bulaşığı yıka. İlacı da ben kuyu suyundan içemem ki canım. Çaresiz bana açıp biraz su alacağız. Hay Allah kahretsin be. Allah kahretsin. Canını alsın bu sular idaresinin. Geldi diye sevinirken gidiverdi yine birdenbire. Sen de arkasından bir maşrafa su dökseydin. Siz nereye Sürahi Hanım? Şimdi aşağıdan çıktınız ya. Bak sana da yüz vermeye gelmiyor ha. Karşımıza alıp iki kelime konuştuk diye sorguya çekiyorsun. Sana ne ya? İnerim inerim. İniyorsan bir işin var demektir değil mi? Ev benim, merdiven evim. Sana ne canım? Tamam tamam, uzatma Allah aşkına. İşim başımdan aşmış hadi, zaten. Hadi, gel gönderin. Ulan gel gönderin. Ne işin varmış aşağıda? Uzaktan kumandalı vanamız var sanki. Oturduk yerden böyle açıp kapatalım he. Şöyle önce vananın yanına gideceksin. Ay 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 ay. Güler yüzle, tatlı dille, pamuk elle hükmedeceksin değil mi?
Açıl Suzan, açıl. Döndüm vallahi uzun. Al babaanneciğim. Evet kızım, ver şunu. Aman çok şükür. Demek ki kısa bir kesintiymiş, su geldi. Vallahi taşıma suyla yıkayamıyorum bulaşığı kız. Yıkarsın. Ben Haşmet'imin çamaşırlarını gençliğimde hep taşıma suyundan yıkardım. Tertemiz olurdu. Vallahi o günden bugüne öyle temiz çamaşır giydiğini görmedim. İlahi Sürahi Hanım, bir parça sevincimi görmek istemiyorsun değil mi? Sabahtan beri canım çıktı, kollarım koptu su taşımaktan. Selvi, söyle bu kadına. Hiç canı çıkmışa benzemiyor. Ankara Kalesi gibi dimdik ya. Vallahi benden başka kimse sevinemez bu suyun geldiğine. İhtiyatlı olmak lazım canım. Su bu. Geldiği gibi gidebilir de. İlahi Sürahi Hanım. Su geldikten sonra nereye gidecek? Pastaneye mi gidecek? Gitmek isteyen su gidecektir. Yer bulur elbette değil mi? Eğer gitmek istemezse götürecekleri bulur elbette. Ay bu kadar inip çıkmak bana yaramıyor canım. Ay dizlerim tutmaz oldu. Ayaklarıma kara sular indi. Sürahi çabuk. Ay. Maşallah dilde bu kadar. Öyle engerek. Bak bakalım şimdi su hastaneye mi gidiyor, pastaneye mi? Ha gayret Sürahi. Birkaç merdiven kaldı şunun şurası da. Allah kahretsin inşallah. Vallahi insanla dalga geçiyorlar adeta. Su geldi diye biriktirmedim de. Siz nereden geliyorsunuz Sürahi Hanım? Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. İyi. Ay başımdan. Kendine gel. Ne oldu? Ne vuruyorsun bana be canavar kadın? Vurmuyorum. Ya imdat! Polis! Yok mu bir ehli Müslüman bu evde bu kadından beni kurtarsın canım? Polis! Koysanıza be! Sürahi Hanım, vurmadım ben. Şekerler üstümden be, suratımı çürüttüm be! Selvi koş! Babaanne ne oldu? Ya ne olsun ya, bu kadın beni hakkın rahmetine kavuşturmak için çalışıyor be! Vallahi yapmadım işi, kızım bayıldı da onun için. Allah'tan tam zamanında geldin de kurtardın beni. Yoksa öbür tarafa götürecekti bu kadın beni. Ay. Babaanne dur! Babaanne!